Günaydın sevgili seyirciler. KRT Televizyonu ve Yön Radyo 96.6 ortak yayınından hepinize mutlu bir sabah, mutlu bir bayram diliyoruz. Bugün 29 Ekim 2019. En büyük bayramımızın 96. yıl dönümü. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Bu en büyük bayramımızı kutlayarak söze başlıyoruz. Kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu en büyük bayramda bugün biraz daha farklı bir yayınımız olacak. Yine her sabah olduğu gibi sizleri gündemden haberdar edeceğiz. Yol durumunu, hava durumunu da vereceğiz ama canlı bağlantılarımız da olacak ve programımızın ikinci bir saatlik bölümünde yani saat 9'da bir de özel konuğumuz olacak. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz'la birlikte Cumhuriyeti, Cumhuriyet değerlerini, Cumhuriyet'in askeri ve siyasi manada önemini ve tarihsel bağlamda önemini konuşacağız. Ama önce gelin her sabah olduğu gibi Ebru Bilçak'tan günün öne çıkan başlıklarını ve Cumhuriyet kutlamaları ile ilgili bütün detayları dinleyelim. Söz Ebru Bilçak'ta. Günaydın herkese, merhaba. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. İstanbul'daki trafik yoğunluğuyla bir başlayalım. İstanbul'da bugün trafik yok denecek kadar az. Saatlerimiz 8.02'yi gösteriyor ve İstanbul'daki trafik yoğunluğu %6. Aktaracağımız yoğunluk noktası yok. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir duyurusunu aktaralım. Bugün etkinlikler sebebiyle bazı yollar kapalı. Kapalı yolları aktaralım sizler için. Saat 9'dan itibaren kapanacak yollar şu şekilde: Ataşehir Bulvarı, Vedat Günyol Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Ahmet Yesevi Caddesi, Ihlamur Sokak, Sedef Caddesi, Meriç Caddesi, Gül Nihal Sokak. Saat 9'dan itibaren kapanacak yollar bu şekilde ve saat 18'den itibaren ise Bağdat Caddesi kapanacak. Peki bugün hava nasıl olacak bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti 96. yaşını kutluyor. Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir video paylaştı. Yayımlanan videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" ifadeleri öne çıktı. Şöyle söyler Gazi Mustafa Kemal: "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir." Hiç kimse cumhuriyette ne padişahın ne de başka bir gücün kölesi değildir. Herkes eşit vatandaş. Kadını ve erkeğini, zengini ve fakirini, köylüsüyle şehirlisiyle. Herkes eşittir. Böylesine onurlu bir cumhuriyeti inşa ettiler ve bize teslim ettiler. Biz de çocuklarımıza onurlu bir cumhuriyeti devretmek zorundayız. Onurlu cumhuriyet. Onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye bugün Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve milli bayramlardan önce en çok tartışılan kurum da Diyanet İşleri Başkanlığı oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı son Cuma hutbesinde ne Cumhuriyet'ten ne Atatürk'ten bahsedilmişti ve bu konu tartışma yaratmıştı. Diyanet 29 Ekim'le ilgili bir mesaj paylaştı ve mesajda Atatürk'ten bahsedildi.
Diyanet'in açıklamasında Cumhuriyetimizin 96. yılında bir kez daha ifade etmeliyiz ki uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz ifadelerine yer verildi. ...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor. Dün başladı kutlamalar ve Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir coşku vardı. Kutlamaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet'in ve demokrasinin bu yüce anlamını bilen sizler, 16 milyon İstanbullular 96 yıl sonra bir kez daha bütün dünyaya ilham kaynağı olan bir irade sergilediniz diye konuştu. İstanbul 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Sultanahmet Meydanı'nda kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan konser alanını akşam saatlerinden itibaren binlerce kişi doldurmaya başladı. Tarihi Sultanahmet yıllar sonra belki de ilk kez 1 Ekim akşamında böylesine bir coşkuyu yaşadı. Etkinlikte sahne alacak sanatçıları tek tek ziyaret eden İmamoğlu, yerel seçim sürecinde kendisine desteklerini esirgemeyen Athena grubu üyelerini kuliste ziyaret etti. Etkinliğe katıldıkları için teşekkürlerini iletti. Harikasınız. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramı'na biz böyle, siz öyle. Ardından sahneye vatandaşların alkışları eşliğinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu davet edildi. İmamoğlu çifti vatandaşları el ele selamladı. İmamoğlu meydanı dolduran on binlerce vatandaşa, Cumhuriyet sevdalıları hepiniz hoş geldiniz diyerek seslendi. Biz ayrışmayı değil, Cumhuriyet değerleri etrafında hep birlikte bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı seçtik. 29 Ekim özgürlüğe ve eşitliğe inanan, kardeşçe yaşamayı hedefleyen bu milletin en özel günüdür. En büyük milli bayramımızdır. Kol kola kutlayacağız, omuz omuza kutlayacağız. Sizler sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da aynen 96 yıl önce olduğu gibi herkese öncülük ettiniz. Tüm dünyaya gerçekten örnek bir millet olduğunuzu özgürlüklerine sahip çıkarak bir kez daha ispat ettiniz. Bunun için her birinize, 16 milyon hemşerime, 82 milyon vatandaşıma, eşit ve vatansever vatandaşıma minnet borçluyum. Sağ olun, var olun. İzmir'deki 24 CHP'li belediye başkanı kameraların karşısına geçti ve hep birlikte Cumhuriyet mesajı verdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önderliğinde bir video paylaşıldı ve başkanlar o videoda Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak mesajını verdi. Bugün öyle bir gün ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünya tarihine altın harflerle yazdığı bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tam 96 yaşında. İyi ki doğdun vatan. İyi ki varsın atam. Açtığın yolda izinden gitmeye, durmaksızın ilerlemeye, adaletin peşinden koşmaya, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmaya devam edeceğiz. İzmirli belediye başkanları olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 96. yılında ve sonsuza dek kalbimizde hep Atatürk olacak. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Cumhuriyet sevdalılarına İzmir'den selam olsun. Yaşasın Cumhuriyet.
Elbette liderler de Cumhuriyet Bayramı sebebiyle mesajlar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında son yıllarda tarihi bir mücadele içinde olunduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle perçinlediği kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yaşı kutlu olsun ifadelerini kullandı. Geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz Cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle perçinlediği, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yaşını kutlayan Kılıçdaroğlu, özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet'in temelinde mevcut anayasada vurgulanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının bulunduğunu hatırlattı. Hukukun üstünlüğüne inanmış bizlerin bugün verdiği Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandırma mücadelesinin de meşru dayanağı budur. Vatandaşlarımızın kalıcı huzur ve adalet talebine ancak Cumhuriyet'imizi demokrasiyle taşlandırdığımızda ulaşılabilecektir. Atatürk'ün siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taşlandırılmazsa kazanılan zaferler kalıcı olmaz uyarısı da özgürlük ve bağımsızlığın yol haritası niteliğindedir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yayınladığı 29 Ekim mesajında, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı. Terörle mücadele vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti bağış, lütuf veya hediye değildir. Her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir mücadelenin karar ve kıvancıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır. Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak ön yargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçeklerinden tamamen kopan zalimler, Türkiye'nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar veremeyeceklerdir. Canii mazlum gören, teröristi general gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'yi sökmeyecektir. Cumhuriyet geçmişte geleceği birleştirip milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleştirecektir. Ve tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutlayalım. Sözü Zafer Arapkirli'ye bırakıyoruz. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yurttaşlarım, Avcılar'da çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne mutlu, duysun diyene. Kutlu olsun. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sesiyle kutladık Cumhuriyet Bayramımızı. 19 Mayıs 1919'da yola çıktılar ve İstiklal Meşalesini yaktılar. Uzun süren bir meşakkatli mücadele sonucunda ülke topraklarını düşmandan temizleyerek 29 Ekim 1923'te bugün muhtaç olduğumuz her şeyi bizlere sunan o yüce insanlar Cumhuriyetimizi kurdular. 96 yıldır yaşatmaya çalışıyoruz. 96 yıldır onu payidar olarak tutabilmek için Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle onu sonsuza dek yaşatmak için mücadele ediyoruz ve o mücadelemiz de sonsuza dek sürecek. Bugün 29 Ekim 1923'ün 96. yıl dönümünde bir Cumhuriyet Bayramı sabahında Seyri Sabah'a tekrardan merhaba diyoruz.
Bugün özel yayınımızda yine her sabah olduğu gibi sizlere günün gelişmelerini aktardık. Gazetelere hep birlikte bakacağız. Gazetelerin birinci sayfalarını okuyacağız. Cumhuriyet coşkusu gazetelere nasıl yansımış? Arada canlı bağlantılarımız oldukça Ankara'daki törenlere gideceğiz, geleceğiz. Ve ikinci bir saatlik bölümümüzde de saat 9'dan itibaren de emekli tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz bizlerle birlikte olacak. Cumhuriyet coşkusunu onunla değerlendireceğiz. Cumhuriyet'in kazanımlarını, Cumhuriyet'in 96 yıllık serüvenini ve Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Cumhuriyet'i kurarken neler yaptıklarını ve bize nasıl bir ülke emanet ettiklerini, en önemlisi de bu emanete gereği gibi sahip çıkıp çıkamadığımızı değerlendireceğiz. Önce gelin günün önemli gazetelerinin önemli başlıklarına bir göz atalım. Cumhuriyet gazetesi en büyük devrim manşetiyle çıkmış bugün. Tam sayfa Cumhuriyet özel sayısı yapmışlar. Cumhuriyet gazetesi iki de ilave verdi bugün iç sayfalarda. İkisinde de Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy birer fotoğrafını kullanmış. İlavelerden birinde sonsuza kadar ifadesi var manşette. Diğerinde de adımız senden diye bir ibare var. En büyük devrim manşetiyle çıkan Cumhuriyet'te Atatürk'ün eşsiz armağanı Cumhuriyet 96 yaşında ve sonsuza dek yaşayacak ifadesi kullanılmış. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çağdaş, laik, demokratik Türkiye hedefiyle ilan ettiği Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz diyor Cumhuriyet gazetesi. Egemenliği halka veren büyük devrimin yıl dönümünde tüm yurtta renkli etkinlikler düzenlenecek denmiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhuriyet gazetesine bugüne özel yazdığı bir yazı var. Biz hazırız başlığını atmışlar o yazıya da. Şöyle diyor özetle Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyete taç olma sırası demokraside. Tüm demokrasi tarihimizi yeni bir bakışla ele almamız zorunluluk. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken dogmalardan arınmış, öz eleştiriden korkmayan ve hatta toplumsal mutabakata dayalı yeni bir tarih okumasına imkan tanıyan bir dönem başlatmalıyız. Biz hazırız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Alev Coşkun da yazdığı yazıda Anadolu İhtilali başlığını kullanıyor. İnsanlık tarihinin son 230 yılında toplumları derinden etkileyen 3 büyük devrim oldu diyor Alev Coşkun. 1789 Fransız Büyük İhtilali, 1917 Ekim Devrimi ve Türkiye'de 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Anadolu İhtilali, bağımsızlık ve aydınlanma savaşlarına örnek olmuştur diye de bir ifade kullanılmış bugünkü birinci sayfasında Cumhuriyet Gazetesi'nin Alev Coşkun'un yazısında. Gelelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi nasıl bir sayfa hazırlamış bugün? Selam olsun manşetini atmış Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı bir fotoğrafını ve birlikleri selamlayan, işte halkı selamlayan bir kutlamada selam verdiği fotoğrafını koymuş Sözcü Gazetesi. Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü kutlu olsun ifadesini kullanmışlar. Birinci sayfanın tepesinde de üst başlık olarak. Selam olsun Mehmetçiğe diye bir başlık var. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü her türlü düşmana karşı koruyan, daha önce olduğu gibi şimdi de yedi düvele kafa tutan, sinsi planları bozup ülkesini böldürtmeyen, canı ve kanı pahasına ülkesini savunan, gerektiğinde vatanı uğruna şehit düşen, gazi olan Mehmetçiklerime selam olsun ifadesi kullanılmış. Selam olsun millete diye de ayrı bir başlık açmış Sözcü Gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti'ni 96 yıldır her türlü saldırıya rağmen ayakta tutan, bağımsızlığın simgesi Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, her yıl büyük coşku içinde bu büyük bayramı kutlayan milletime selam olsun diyor. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Sözcü'nün başyazarı Rahmi Turan'ın yazdığı yazıda da en büyük armağan başlığı kullanılmış. Şöyle diyor Rahmi Turan. Bugün Türk milletinin yeniden doğduğu gün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü. Bir takım gerici çevreler Atatürk ve Cumhuriyeti küçümseme çabası içindeler. Haince ve arsızca yapıyorlar bunu. Tabii ki aşağılık kompleksidir bu. Varsın öyle yapsınlar. Yel kayadan ne alır ki? Biz bugün Cumhuriyetimizi coşku ile kutlayacağız.
Dünyada gelmiş geçmiş en büyük devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk topuyla, tüfeğiyle, yüz binlerce kişilik ordusuyla gelip Anadolu'yu istila eden düşmanları eze eze yenmiş, Türk ulusuna özgürlüğün, bağımsızlığın yolunu açmıştı. Büyük Önder 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyeti ilan ederek milletimize en büyük armağanı verdi. Şimdi yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal'in askerleri diye haykırıyoruz. Hiçbir güç bu soylu ulusu yıldıramaz, bölemez, yenemez. İstiklal Marşımızdaki gibi. Biz ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız. Hangi çılgın bize zincir vuracakmış, şaşarız diye bitirmiş yazısını Rahmi Turan. Gelelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye tepeden, sol üst köşeden bir başlık vermiş. Cumhuriyet kutlamaları ile ilgili olarak, ama Bir Gün'ün manşeti farklı bir konuda. Bir Gün'de Merkez Bankası'na Malezya modeli şeklinde bir haber var. Bir Gün'de tepede de onun aklında hep Cumhuriyet vardı diye Can Uğur'un bir röportajı var. Orada Feruz Ahmet'le Cumhuriyet'i konuştuk deniliyor. Türkiye siyasal tarihi denince aklımıza ilk gelen isimlerden tarihçi Feruz Ahmet'le Cumhuriyet'i konuştuk denilmiş. Ahmet, Mustafa Kemal devrimciydi ve yeni Türkiye'yi de bu fikir zemininde inşa etmek istiyordu. Vahdettin ise hanedanının derdine düşmüştü. Amacı onları kurtarmaktı diyor. Ve Zeki Sarıhan imzalı bir yazıda da bugünkü görev savaşa karşı barışı savunmak, demokrasi temelinde halkların birliğini savunmak, laik cumhuriyeti halkçılıkla taçlandırmaktır deniliyor. Hedef halkçı cumhuriyet başlıklı yazıda. Gelelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nde kampanyalar AKP Cumhuriyeti için başlığı kullanılmış Cumhuriyet Bayramı ile ilgili haberde. Erdoğan AKP iktidarının önceki sağcı muhafazakar partilerden farklı olarak Cumhuriyet'in modernleşme değerlerine hor bakmakla kalmadığı, onu Osmanlıcı, cihadist, fetihçi ve vatandaşın ümmet çizgisine çekildiği bir cumhuriyete dönüştürmek istediği açıkça görülmektedir denilmiş İhsan Çaralan'ın yazısında. Ve Hürriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Hürriyet Gazetesi de manşette Cumhuriyet'e giden 24 saat isimli bir başlık kullanmış. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor. Onlar da Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil bir fotoğrafını kullanmışlar. İşte o kırmızı kravatlı, lacivert elbiseli. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır sözlerine yer vermişler. Mustafa Kemal Atatürk'ün onun kendi imzasıyla verilmiş bir başlık. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından 24 saat önce çok ince kurulmuş bir satranç oyununu hayata geçirdi deniliyor Hürriyet'in manşet haberinde. Bu oyunun sonu bugün 96. yaşını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurdu denilmiş. Ömer Erbil imzalı haberde şu ifadelere de yer veriliyor. Mevcut sistemin işlemediğini tespit eden Atatürk, 27 Ekim'de hükümetin istifa etmesini sağladı. 28 Ekim gecesi ise aynı masada buluştuğu kurmaylarıyla Cumhuriyet fikrini paylaşıp, ertesi gün izlenecek stratejiyi adım adım planladı. Mecliste kimin ne yapacağı tek tek belirlendi. Ertesi gün Atatürk'ün planı saat gibi işledi deniliyor. Devamına bakalım bu haberin. Devamında hangi ayrıntılar verilmiş Hürriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet'ten bir gün önce diyerek o günün ayrıntılarını anlatıyor. O gece Çankaya Köşkü'nde neler olmuş? Büyük Millet Meclisi'nde 27 Ekim günü okunan istifa sonrasında ülke hükümetsiz kalmıştı ve bir kargaşa hakimdi. Kulisler hareketliydi. Teşkilatı ve lideri olmayan muhalefet tarafından yeni bir hükümetin kurulması için bir takım girişimlerde bulunuldu. Hatta icra vekilleri heyeti reisliğini Ali Fuat Paşa'nın üstleneceği bir kabine içinde çaba gösterilmiş, ancak sonuca ulaşılamamıştı. Hükümet kurmak hiç de kolay değildi. Her vekil meclis tarafından tek tek oylanarak kabineye seçiliyordu. Mustafa Kemal'in direktifiyle önceki vekillerden hiçbirinin yeni hükümette görev almayı kabul etmemesi de hükümet kurma çabalarını imkansız hale getirilmişti.
28 Ekim Pazar akşamı muhalif gruptan Doktor Adnan, Rauf Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa İstanbul'da Halife Abdülmecit Efendi ile buluştu. Mustafa Kemal bu buluşmalardan ziyadesiyle rahatsızdı. Aynı saatlerde ise Mustafa Kemal Çankaya'da ekibini topladı. O gece köşkte Rize Milletvekili Fuat Bey, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey, Kemalettin Sami Bey, Halit Paşa, Kazım Paşa, İsmet Paşa ve Fethi Bey vardı. Mustafa Kemal günlerdir satranç oynuyordu ve hamlenin bir karşılığı vardı. Devletin içinde bulunduğu krizden çıkmanın yolunu yakın arkadaşlarına açıkladı. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Yani o günlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı yerlerinde, Ankara'da, İstanbul'da bir siyasi satranç oynandığını ve o günlerin bilinmeyen perde arkasına ilişkin gelişmelerini de Hürriyet gazetesi bugün güzel bir şey yapmış. Yani o günlere ışık tutan enteresan bir çalışmayla tarihi gerçekleri de anlatmış. Cumhuriyetin nasıl, ne meşakkatlerle ve nasıl bir mücadeleyle kurulduğunu anlatan güzel bir haber. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Milliyet gazetesinde ilelebet cumhuriyet başlığı kullanılmış. Cumhuriyet Türk varlığını Anadolu'nun içine hapsetme ve vatanı parçalama planlarına karşı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan ve bir destana dönüşen milli mücadelenin Ankara'da taşlanmasıydı. Bugün 96 yaşında ve ilelebet yaşayacak deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm tuzakları bozarak geldik şeklindeki Cumhuriyet Bayramı özel demeci var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un demeci var. Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup Türkiye'yi her alanda güçlü devlet yapıp uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamaktır. Devraldığımız mirası geliştirerek gelecek nesillere bırakacağımızdan herkes emin olmalı demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Bayramı mesajında Türkiye Cumhuriyet'e ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük hedeflerine mutlaka ulaşacaktır deniliyor. Ve Sabah gazetesi de logonun yanında coşkuyla, gururla, aynı heyecanla başlığını kullanmış Cumhuriyet Bayramı haberinde. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun 96. yıl şeklinde de bir ifade kullanılmış. Ve Profesör Doktor Erhan Afyoncu'nun bir dizisi de başlıyor. Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevap Cumhuriyet şeklinde bir başlık taşıyor. Bitmeyen hesaplaşma başlıklı diziyle ilgili olarak verilen haberde. Ve Yeni Şafak gazetesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye bir logo şeklinde gazetenin logosunun üzerinden vermiş. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Mücadelesi Veriyoruz başlıklı demecine yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda yeni istiklal mücadelesi vurgusu yaptı deniliyor. Saatlerimize bakıyoruz, 8.30'u gösteriyor. KRT Televizyonu ve 96.6 Yön Radyo ortak yayınında şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını ve gazetelerin birinci sayfalarını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yurttaşlarım, Arslan'da çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Askeri, Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa, salla bayrağı. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınından tekrar merhabalar. En büyük bayramı kutladığımız bu sabahta 29 Ekim 1923'ün 96. yıl dönümünü Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız bu sabahta tekrardan merhaba. Saatlerimiz 8.38'i gösteriyor. Gazetelerin birinci sayfalarında Cumhuriyet Bayramı coşkusu nasıl yansıtılmış onları sizlerle paylaşıyoruz. Star gazetesi logonun sağ tarafında tuzakları boza boza bugünlere ulaştık başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını vermiş. O şekilde aktarmışlar. Bir de dünya rekoruna asker selamı şeklinde bir haber var. O da milli sporcumuz Şayka Ercümen'in Mersin'de bulunan Gilindere mağarasında tek nefeste 100 metreye gerçekleştirdiği
paletsiz dalışla kadınlar dünya rekorunu kırdığı Ercümen'in çıkışta bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde Kahraman Mehmetçik'e armağan olsun yazılı bir pankart açıp asker selamı verdiğini aktarıyor. Gelelim Posta Gazetesi'ne. Posta Gazetesi de neredeyse birinci sayfasının tamamını Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ayırmış. Hep birlikte manşeti dikkat çekiyor. En altında da sonsuza dek ifadesi var. Hep birlikte sonsuza dek deniliyor. Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında. Cumhuriyet'in farklı dönemlerinden çekilmiş fotoğraflar var Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında. Mesela 1945 yılında işte o yukarıda görüyorsunuz sol üstte bir siyah beyaz fotoğraf. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti şeklinde böyle küçük pankartlar taşıyan kız çocuklarının fotoğrafı var. 1962 yılında Cumhuriyet sözcüğünün harflerini üzerlerinde taşıyan ilkokul öğrencileri var. 1962 senesi tabii benim açımdan da enteresan bir anlamı var. Benim de ilkokula başladığım sene 1962 senesinde ilkokul talebelerinin ve öğretmenlerinin kıllığı, kıyafeti ve görünümleri bizim de böyle bir siyah beyaz fotoğrafımız vardı okulun açılış gününde. Dolayısıyla beni de o günlere götürmüş oldu. 2019 senesinde de yine benzer bir şekilde küçük kız çocuklarının Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafıyla ve ellerinde bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yani nereden nereye gelindiğinin şöyle kısa bir tarihi kronolojik öyküsünü vermiş Posta Gazetesi birinci sayfasında. Ve Türkiye Gazetesi de yine Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Bayramı özel demeciyle manşet yapmış. İstiklal mücadelesi veriyoruz sözlerine yer vermiş. Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı İstiklal mücadelesi başlığıyla verilmiş. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor şeklindeki sözleriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Bayramı haberini böyle vermişler. Gazetelerin genelde işte yukarıdan sür manşetten ya da manşetten verdikleri haberlerin altında da dün sabahın en önemli haberi işte o Suriye'de Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından özel bir operasyonla öldürülmüş olması haberi ve onun detayları yer alıyor. Ama öne çıkarılan unsur Cumhuriyet Bayramı. Akşam gazetesi Bağdadi'yi manşet yapmış ama gazetenin birinci sayfasında sağ tarafta Cumhuriyetimiz 96 yaşında kutlu olsun diye bir ifade kullanmışlar. Egemenliğimize saldırılar sürüyor diye Cumhurbaşkanı'nın demeciyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorlar. Yani hükümet yanlışı gazetelerde genel bir tavır var. O tavır da şu, yani hepsini söylemiyorum ama büyük bir çoğunluğunda Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz diye sade bir logo, bir ifade esas olarak öteki haberleri manşete çıkarmışlar ve Cumhuriyet'le ilgili en çok öne çıkardıkları şey Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Bayramı demeci. Böyle bir tercih yapmışlar. Olabilir tabii Cumhuriyet Bayramı'nda en önemli şey onlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demeci olabilir. Mesela Türkiye Gazetesi'nde bakıyoruz yine aynı şey yapılmış. Mustafa Kemal Atatürk'e bir gönderme yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın demeciyle kutlamışlar. İşte Star Gazetesi de aynı şeyi yapmış. Gazetelerin çoğunda bir özel firmanın reklamı var. Hepsinde birinci sayfanın tepesinden verilmiş. Herhalde nasıl olsa reklamda verildi Atatürk'ün portresi ya da işte fotoğrafı kullanılıyor. Onun haricinde daha fazla da büyütmeye gerek yok. Yani fazlaca Atatürk muhabbeti yapmaya da gerek yok denilmiş herhalde ki bunu üzülerek not etmek istiyorum. Yani Cumhuriyet Bayramı'nda 96. yılında coşkuyla birinci sayfalarda insan görmek istiyor. Bu günün anlam ve önemini. Bugünün anlam ve önemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı bayram demeciyle sınırlı olmamalı diye içimden geçiyor. Ama tabii gazetelerin tercihidir. Ama bu tercih siyasi bir tercihtir. Bu tercih bilinçli bir tercihtir. Bu tercihte not alınmalı diye de vurgulamak istiyorum. İşte Akşam Gazetesi de dediğim gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın demeci altında da işte dünya rekortmeni dalgıcımız Şayika Ercümen'in de rekorundan söz ediyor. Takvim Gazetesi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kullanmış. Logonun sağ tarafında Cumhuriyet'in 96. yılı kutlu olsun diyor.
Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasından bir bölüm, konuşmalarından bir bölüm aktarmış. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız şeklinde Atatürk'ün sözlerine yer verilmiş. Güneş gazetesi de logonun sağ tarafında, sayfanın sağ tarafında ince bir bant halinde vermiş Cumhuriyet'le ilgili haberini. 96. yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun şeklinde bir kutlamadan işte ellerinde bayraklarla vatandaşların fotoğrafı var. Başka bir ifade kullanılmamış. Onlar da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafına yer vermişler. Sayfanın geri kalan kısmında günün başka gelişmelerini değerlendirmişler. Milli Gazete ne yapmış birinci sayfasında? Milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı emperyalizmin planlarını alt üst etmiştir diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine yer vermişler. Onlar da demin dediğim gibi ya nasıl olsa sayfanın tepesinde özel firmanın reklamı var. Orada da Atatürk'ün resmi kullanılmış. Daha da fazla Atatürk'ü büyütmeye, abartmaya gerek yok diye düşünmüşler ki Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafıyla vermişler Cumhuriyet Bayramı haberini o fotoğrafla değerlendirmişler. Dediğim gibi tercihtir bunlar yapılır ama bu tercihlerin de bilinçli tercihler, hesaplı tercihler ve düşünülerek yapılmış tercihler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Onları da not almak gerekiyor. Geçelim Yeni Çağ Gazetesi'ne. Cumhuriyet yaşayacak diye Yeni Çağ Gazetesi manşet atmış ve birinci sayfasını adeta bir özel sayı, bir poster gibi tasarlamış Yeni Çağ Gazetesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sanıyorum tatbikat sırasında ya da bir etkinlik sırasında elinde dürbünle güzel bir fotoğrafı var. Her zamanki şık giyimiyle, her zamanki özenli giyimiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün o sivil giysiler içindeki harika, muhteşem fotoğraflarından biri. 17 yılda ağır hasar diye Cumhuriyet'in geçen 17 yılında neler yaşandığını bir siyasi analizle özetlemiş Yeni Çağ Gazetesi. Diyor ki AKP iktidarı ülkeyi felaketin içinden çekip çıkaran büyük kurtarıcı Atatürk'ün 96 yıllık emaneti Cumhuriyet'le birlikte Türk milletine armağan ettiği kazanımları har vurup harman savurdu. Yeni Çağ Gazetesi durumu şöyle özetlemiş. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ibaresi tabelalardan çıkarıldı. Kurucusu olduğu Diyanet adını anmıyor, andımız okullarda yasaklandı. Kurduğu 46 fabrikanın tümü haraç mezat satıldı. Savaşa rağmen raya soktuğu ülke ekonomisi dibe vurdu. İç ve dış borç sürekli katlandı. Ankara'da binbir emekle yeşerttiği orman çiftliği adeta yağmalandı. Büyük zorluklarla başlattığı sanayileşme hamlesi akamete uğradı. Göz bebeği gibi baktığı, milletin efendisi ilan ettiği köylü çöktü. Etten samana, fasulyeden nohuta her ürün ithal oldu. Arkasından gözyaşı döktüğü Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati'nin kurduğu çağdaş eğitim sistemi bozuldu. İçinden yetişmekle her zaman gurur duyduğu, üzerine titrediği Türk Silahlı Kuvvetleri kumpaslara uğradı. Cumhuriyeti emanet ettiği gençler işsizlik nedeniyle ülkeyi terk eder hale geldi deniliyor. Gerçekten de Yeni Çağ Gazetesi'ni kutluyorum. Böylesine güzel bir özet çıkardığı için 96. yılında Cumhuriyet'in geldiği noktayı tane tane böyle aktarmış. Ve bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın kurucusu olduğu Diyanet adını anmıyor, andığımız okullarda yasaklandı diye bir hatırlatma var. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak az önce yayına girmeden önce bir haber de dikkatimi çekti. Oda TV'nin bir haberi. Şunu öğreniyoruz. Yurt dışı temsilciliklerinde, dış işlerine bağlı dış işleri teşkilatında, yurt dışı temsilciliklerinde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonlarında içki servisi yasaklanmış. Bu büyük bir rezalettir. Bakın. Türkiye'de de yapıldığı zaman bu rezalettir ama yurt dışı temsilciliklerinde siz yabancı misafirleri, konukları çağırıyorsunuz. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz diye resepsiyona davet ediyorsunuz. Düşünsenize Londra'da Büyükelçilik rezidansında, efendim işte Berlin'de, Paris'te, Washington'da filan diyorlar ki ne içeceğiz?
ayran, şerbet, meyve suyu filan içeceksiniz. Bu büyük bir rezalettir, büyük bir ayıptır. Yapmayın. Dini, mini, inançları, haramı, helali, mekruhu filan böylesine bayram kutlamalarına karıştırmak büyük bir ayıptır, büyük bir vebaldir. Bunlar da tarihe not olarak geçecek, onu da hatırlatalım. Karar Gazetesi hemen yanına, logosunun yanına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun diye bir ifade kurmuş, koymuş. Yukarıda Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafını koymuş meclis kürsüsünde ve Guinness'lik Ay Yıldız Gurur diye de o dalgıcımızın resmini vermiş. Milat Gazetesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması haberi nasıl var diye bakıyorum. Onlar da Şahika'dan dünya rekoru diye logonun yanına koymuşlar ve sayfanın dibinde de Cumhurbaşkanı'nın işte o istiklal mücadelesi temalı konuşmasına değinmişler. Yani çok fazla önem vermemişler. Yeni Asya Gazetesi Cumhuriyet Adalet ve Meşverettir başlığını kullanmış ama yanına da Bediüzzaman Said Nursi'nin fotoğrafını koymuşlar. Yani Cumhuriyet'le ilgili bir birinci sayfa yapıp da Said Nursi'nin Bediüzzaman'ın fotoğrafını koymak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafını dahi koymamak da böylesine bir maharet istiyor herhalde. İbret verici bir birinci sayfa. Bakın Cumhuriyet adalet ve meşverettir. Yanında da bakıyorsunuz Bediüzzaman Said Nursi'nin fotoğrafı var. Bu da tabii bir tercihtir. Ama bilinçli, hesaplı bir tercihtir. Onu da tabii hatırlatalım. Yeni Birlik Gazetesi ilelebet yaşayacak diye bir başlık atmış. Yeni Akit Gazetesi ya çıkacaklar ya ezilecekler diye bir manşet haber veriyor. İşte o Suriye ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten bahseden bir başlık, bir haber vesaire yok. Ahmet amcayı rahmetle anıyorlarmış. Diriliş Postası gazetesinde var mı Cumhuriyet'le ilgili bir kutlama? Onlarda da yok. Tarihi bir mücadele içindeyiz diyen Cumhurbaşkanı'nın demeci var. Aydınlık Gazetesi manşetten Mehmetçik savaşıyor, Cumhuriyet yaşıyor diye güncel gelişmelerle bağdaştırmış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı bir fotoğrafına yer vermiş. Bayrağını al gel diye İstanbul'daki Cumhuriyet kutlamalarına dair duyuru var ve Dünya Gazetesi'ne geçiyoruz. Dünya Gazetesi bir özel logo hazırlamış, yani kendi logosunun üzerine Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da gömmüş. 96 yaşında bayramımız kutlu olsun diyor ve diğer gazetelere bakıyoruz. Diğer gazetelerden efendim Dünya Gazetesi'nin de bir özel eki var, onu da söyleyelim. Onlar da böyle bayraklı bir ek yapmışlar. Spor gazetelerinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diye logonun üzerinden bir bant vermişler. Ve Fanatik Gazetesi de yine sayfanın kenarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyor. Saatlerimiz 8.52'yi gösteriyor. KRT Televizyonu ve Yön Radyo 96. ortak yayınında Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümünde bu en mutlu günümüzde, en büyük bayramımızda yayınımıza şimdi bir ara vereceğiz. Saat 9'da konuğumuz emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz bizlerle birlikte olacak. Cumhuriyet Bayramı programımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Saatlerimiz 9.02'yi gösteriyor. KRT Televizyonu ve 96.6 Yön Radyo'dan tekrar merhabalar. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı o en güzel ifadeyle en büyük bayramımız bugün. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. 96. yılında o cumhuriyeti kuranlara tekrardan rahmet ve minnet duygularımızı göndererek söze başlıyoruz. Saat 8'de başladı Cumhuriyet Bayramı yayınımız. Bu bölümümüzde özel bir konuğumuz var. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Zafer Çok Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Size de mutlu bayramlar diliyoruz. Bayramınızı kutluyoruz. Böyle bir günde böyle bir yayını yapıyor olmak
Bizim için de büyük bir mutluluk. Sizle çok yayında beraber bulunduk ama bir bayram sabahında birlikte olmanın coşkusu herhalde farklı. Her Cumhuriyet Bayramı'nda, yani ben işte az önce gazeteleri okurken dikkatimi çekti. 1962 senesine ilişkin ilkokul çocuklarının böyle bir kutlaması vardı. Benim ilkokula başladığım sene 1962 senesi ve o günlere gitti hafızam. Ama 1962'den başlayarak belki her Cumhuriyet Bayramı sabahında bir öncekinden çok daha büyük bir coşkuyla kutladığımı hissediyorum. Çünkü bugünlere kadar getirmişiz, ne mutlu bize duygusuyla kutluyorum. Siz bir Cumhuriyet Bayramı sabahına nasıl duygularla uyanıyorsunuz? Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? Onunla başlayalım isterseniz. Evet, Cumhuriyet gerçekten bir varlık yokluk meselesi. Yani çünkü Cumhuriyet millet hakimiyetine dayalı bağımsız bir ülke aklıma getiriyor benim. Yani iki temel kavram var. Yani bir hakimiyeti milliye kavramı var. Milletin hakim olması var. Kendi kendini yönetmesi var. Bir de ülkenin bağımsızlığı var. Tabii bunun alt dayanaklarına baktığınız zaman bilim var, üretim var, kültür sanat var. Bunlar da Cumhuriyet'in insanı dönüştüren ve değiştiren, zenginleştiren kaynakları. Ben sık sık Medeni Bilgiler kitabını okurum ve orada her okuduğumda Atatürk'ten bir şeyler öğrenirim. Cumhuriyet rejiminde diyor Mustafa Kemal, 1930'larda yazılmış, Büyük Millet Meclisi'nin reisi cumhurun ve hükümetin en önemli görevi vatandaşın bir, hürriyetini, iki, emniyetini, üç, rahatını diyor sağlamaktır diyor. Yani burada çok büyük bir vizyon görüyorsunuz. Çünkü milli güvenlik politikaları oluştururken genelde halkın refahı ve ülkenin bekası diye bakılır ve planlama ona göre yapılır. Ama Mustafa Kemal'in farkı vatandaşın hürriyetini birinci sıraya koymuş olması. Kendisini de reisi cumhur olmasına rağmen Büyük Millet Meclisi'nden sonraya koymuş olması. Yani hükümetin başı aynı zamanda ama Büyük Millet Meclisi'ni, çünkü milletin var olma iradesinin bir tecelli alanı olarak görüyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in hiç bitmeyen, tükenmeyen bir vizyonu var. Bizi buralara getiren de odur zaten. Yani milli iradeyi birinci sıraya koyup kendisini bir lider, üstelik de kurucu lider olmasına rağmen ikinci sıraya koyması ikinci sıraya koyuyor. En önemli vurgu herhalde. Şimdi az önce hem onu koyuyor, evet, hem de vatandaşın hürriyetini sağlamak gibi bir 21. yüzyılın en temel ve değişmez değerini diğer konuların da önüne koyuyor. Yani çünkü burada çok önemli bir vurgu var. Evet, çünkü Cumhuriyet yönetiminde hürriyet daha önceki rejime göre en önemli farklılık herhalde, değil mi? Mesela tabii, siz ilk başta dediniz ki bilim var, kültür sanat var, insan var. Gerçi bilim, kültür sanat ve insan padişahlık hidayesinde de var, monarşide de var. Ama Cumhuriyet rejiminde, Cumhuriyet denen rejimde bilimin de, kültür ve sanatın da, insanın ve hürriyetlerin de apayrı bir yeri var herhalde. Yani tabii şimdi bireyi özgürleştirmeyi amaçlıyor Cumhuriyet. Halkı örgütlü hale getirmeyi amaçlıyor. Ve neticede ülkeyi bağımsız kılmaya çalışıyor. Şimdi bu üç kavram aslında üç büyük hedef. Yani kendisi ülkenin bağımsızlığını sağlıyor ama bu bağımsızlığın ancak ekonomik başarılarla sürdürülebileceğini görüyor. Ve zamanla hürriyetlerin de o gün, tabii ki o günkü hürriyetlerle bugünkü hürriyetler farklı boyutlarda. Zaten kendisi de ifade ediyor, yani vatandaş diyor geliştikçe hürriyetlerini de genişletecektir diyor. Ama bizim cumhuriyetimizde bu biraz başlangıçtaki hürriyetlerden biraz daha geriye doğru güncel olarak kayma olsa da bana göre çok önemli
mesafe kat edildi. Geldiğimiz noktanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir toplum 100 yılda bu kadar mesafeyi kat edemez. Bizim üzüntümüz varsa ki var, çok daha ileriye gidecekken biraz o mesafeyi yeterince ileriye taşıyamamaktan kaynaklı. Yani 1920'ler, 23'ler işte çok ilginç rakamlar var. Bu ilginç rakamlar bize ne büyük bir gelişme içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ama daha fazla gelişemez miydik? Eğer Ulu Önder Atatürk'ün yolunu takip etseydik çok daha fazla gelişirdik. Çok daha barış içerisinde, içeride kavgası, dövüşü olmayan bir toplum haline gelirdik. Yani. Demek ki o yoldan, Atatürk'ün yolundan bir sapmayı ima ediyorsunuz. Oradan bir şaşmayı ima ediyorsunuz. Evet, nerede tabii. Saptık, nerede tabii. Şaştık? Yani nerede saptık? Şöyle söylemek gerekirse iki temel sapma olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi ülkenin bağımsızlığını kaybettik. Yani onu 1950'lerden itibaren yavaş yavaş bıraktık, gevşettik diyelim. Sonra işte bu ekonomik bağımsızlık, silahlı kuvvetlerinizin kendi kaynaklarınızla beslenmesi, işte bilim ve üretim alanındaki çabalar ülkeyi kendi kaynaklarıyla zengin kılmaya yetmedi. İşte aşırı borçlanmalar geldi. Bunların çarçur edildiği dönemler oldu. Kimseyi suçlamak adına söylemiyorum ama Osmanlı borçlarını biz 1954'te ödedik. Lozan'da mesela en büyük mücadele ve hiç tavizsiz mücadele alanı tamamen kapitülasyonlar üzerine olmuştur. Bir de işte başka böyle ülkenin birliğini engelleyecek azınlık haklarının başkalarına verilmesi konusunda olmuştur. Yani bu iki konuda hiç taviz verilmemiştir. İşte kapitülasyonlar verilmiş olması, ortadan kaldırılmış olmasına rağmen bugün dünya kadar borcu olan bir ülkeyiz. Yani biz dış borcumuzu 1954'te ödedik. Ama 50'lerden itibaren yeni borçlar büyük ölçüde ülkenin bağımsızlığını olumsuz etkiledi. Yani o anlamda onu söyleyebilirim. İkincisi, tabii Atatürk'ün dayandığı iki temel var. Birincisi ülkenin bağımsızlığı demiştim. İkincisi de kişi hak ve hürriyetleri, kişinin özgürleşmesi var. Çünkü özgürleşme Zafer Bey öyle kolay kolay olmuyor. İnsanların kendi başlarını kendi omuzları üzerinde taşıması süreci uzun bir süreç. Yani öyle aydınlanmayı, zihinsel aydınlanmayı sağlamadan bu gerçekleşmiyor. Tabii bunun ikisinin ortasında da örgütlü bir halk. Yani siyasi partilerde, sivil toplum kurumlarında, işte üretim yerlerinde, fabrikalarında, tarlalarında ama o da tam olarak gerçekleşmedi. Çünkü birincisiyle ikincisi arasında organik bir bağ var. Yani bu alanda biz biraz zaman içerisinde geriledik. Yani benim yakın zamanda okuduğum çok güzel bir kitap var. Mustafa Kemal'in ordusunda bir Alman yüzbaşı diye. 1920'de gelmiş, işte Almanya harbi kaybedince ve demiş ki savaşılacaksa Mustafa Kemal'in ordusunda savaşılır. Onlar çünkü doğru bir maksat için savaşıyorlar. Ankara'ya gelmiş. Ankara'ya gelişi tabii macera. İnebolu'dan yürüyerek gelmiş. İşte sonra Mustafa Kemal'in ordusu tabii hiçbir yabancı savaşçıyı kabul etmiyor. Kabul etmediği için cepheye göndermiyorlar. Çok üzülüyor ama anlayışla karşılıyor. O böyle 24 Temmuz 1923'te İzmir'de vapurla Almanya'ya dönecek. Lozan'ın imzalandığı haberi geliyor ve ağlaya ağlaya Almanya'ya dönüyor. Yani kendi vatanına dönüyor ama
Türkiye ile bir vatan olarak benimsemiş. Henüz cumhuriyet de yok o dönemde. Onun bir ifadesi var, diyor ki dinlerini diyor modernleştirirlerse diyor ve kadınlarını da özgürleştirirlerse bu insanların diyor önüne geçecek hiçbir millet yok diyor. Bakın çok ilginç bir ifade. Ama diyor büyük önderlerinin yolunu terk ederlerse bir gün diyor yeniden başa dönerler. İşte kehanet değil. Kehanet değil, gözlem. Gözlem. Çünkü görmüş yani. Doğru bir görmüş gözlem. Ve insanımıza hayran olmuş. Yani bu kadar seviyor insanı. Gelmiş harp etmiş yani. İşte ağırlıklı olarak da kendisine işte Kütahya, Eskişehir muharebelerinde çok ısrar edince görev vermişler geri bölgede. Daha sonra Konya Ereğli'de bir demir yolu deposu inşa etmiş. Behiş Erkin Bey, o zaman Devlet Demir Yolları'nın genel müdürü, Pozantı'daki Fransızların kontrolü altındaki demir yolları deposunu, orada biliyorsunuz büyük bir savaş diyeyim artık yani, çünkü 300 kişilik Fransız kuvvetini imha ediyorlar bizim Kuvayi Milliyeciler ve oradaki depoyu Konya Ereğli'ye taşıyor. Konya Ereğli'de depoyu kuruyor. Orada da nişanlısı Almanya'dan geliyor, evleniyor. Bu halk ona o kadar sahip çıkıyor ki inanamıyor yani, böyle büyük bir sevgi yaşıyor. Büyük bir disiplin var diyor Türk halkında. Yeter ki diyor onu diyor eğit diyor Türk insanına diyor. İşte Mustafa Kemal de onu yapmış aslında, evet. Ama yarım kalmış yani. Evet Ahmet Bey, şimdi o yıllara getirdik lafı madem, yani 1923'ün öncesine, Cumhuriyet'in kurulmasından önceki yıllara getirdik. Hemen birkaç ay öncesine gitti hafızam. Sizinle birlikte yaz aylarında bundan birkaç ay önce, 5-6 ay kadar önce Sirkeci'deki İstiklal Müzesi'ni gezdik. Evet, beraber gitmiştik. Beraber gezdik. Son derece güzel tanzim edilmiş bir müze. İstiklal Savaşı'nı, İstiklal Mücadelesi'ni önemli kilometre taşlarıyla, önemli dönüm noktalarıyla, önemli hadiseleriyle çok güzel anlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının o İstanbul'un işgali, Anadolu'nun işgali sürecinden sonra ve o süreçle başlayarak nasıl örgütlenip nasıl muazzam bir askeri başarıya imza attıklarını adım adım anlatan ve Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ülkeyi getiren harika bir müzeydi. Ve tabii o müzeyi dolaşırken sizinle birlikte dolaşıyor olmanın da ayrıcalığını yaşadım. Çünkü sizin bilgilerinizle, donanımınızla, bir rehberliğinizle gezmiştik. Şimdi biraz o tarafa değinelim isterseniz önce. Nasıl bir askeri başarı ve onun üzerine inşa edildi 1923 Cumhuriyeti? Biraz 23'ün hafif öncesinden başlayalım anlatmaya. Şöyle yani Mustafa Kemal 1918'de, aslında biraz daha geriden başlasak bugünkü günceli daha iyi yakalayabiliriz Zafer Bey. 1917'de 20 Eylül'de işte Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Sadrazam Talat Paşa'ya 6-7 sayfalık bir rapor sunuyor. Nereden? Şam'dan sunuyor. 7. Ordu Komutanı. Yani öyle bir askeri politik durum değerlendirmesi yapıyor ki insan gıpta ediyor. Bugün otursak bu kadar elimizde bilgi varken biz böyle bir rapor yazabilir miyiz diye kendi kendimize soruyoruz. Yani işin doğrusunu söylemek gerekirse ve o gün işte Türkiye'nin Almanya'yla dostluğu, ortaklığı, savaşın sürdürülmesi, savaşın stratejisi üzerine. Çünkü Falkenhayn'ı Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı'na getiriyorlar. Mustafa Kemal'i de onun emrine veriyorlar. Mustafa Kemal diyor ki Filistin'deki cephede 3 orduya gerek yok, 1 ordu komutanı yeter diyor. Rütbesi ne o zaman? Rütbesi Tuğgeneral. Tümgeneral. Yani bizdeki Osmanlı'yla Cumhuriyet'teki biraz farklılığı. Orada çünkü 3 kademe var yani. Bizde 4 tüm, kor, or şeklinde.
O rapor da diyor ki biz diyor Almanların çıkarına hizmet etmemeliyiz. Çünkü Falkenhayn geliyor göya işte Irak'ta büyük bir taarruz icra edilecek, Bağdat tekrar ele geçirilecek ve Basra Körfezi'ne kadar. Niye? Petrol orada çünkü. Almanların hedefi öyle. Bir de oradan ordular geri gelecek. İngilizleri orada yenilgiye uğrattıktan sonra Filistin'de taarruz edecekler. Sina'ya kadar gidecekler. Orada da. Atatürk diyor ki bunun ikisini birden yapmaya gücümüz yetmez. Biz diyor Suriye'de savunmada kalalım diyor. Yani Suriye'de savunmada kalalım o kadar önemli ve stratejik bir şey ki. Ve diyor Mehmetçiğin kanını boşuna akıtmayalım diyor. Ama bu raporu ciddiye almıyor, dikkate almıyor. Belki içinde yazdıklarına inanıyorlar ama konjonktür o gün kabul etmemeyi gerektiriyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal istifa edip İstanbul'a dönüyor. Tabii harbin içinde bir general istifa ediyor ve dönüyor. Yani bu da kolay kabul edilebilir bir şey değil. Disiplinsiz bir davranış yani baktığınızda. Ama işlem yapamıyorlar. Çünkü çok doğru bir konumda Mustafa Kemal. İnönü'de o raporun yazılmasına kendisine yardım ediyor. Çünkü İnönü onun o zaman kolordu komutanlarından birisi. O cephede birlikteler. Evet o cephede birlikteler. Zaten 1918'de tekrar aynı cepheye gittiğinde İnönü ve Ali Fuat Cebesoy oradaki üç orduyu toparlayarak geri çeken iki komutandır. Yani onların özel bir yeri vardır Mustafa Kemal'le beraber. Neticede işte o zaman o ordular geri çekilse belki bugün Türkiye'de farklı kurulacak. 1918'de farklı bir yerde olacağız. Suriye toprakları, işte bugün tartışma konusu olan ve Lozan'da elde edilemeyen Musul, Kerkük o zaman elde bulundurulmuş olacak. Türkiye farklı kurulacak. Hani İslamcılar diyor ya Lozan'da işte hezimet mi, zafer mi, hezimet mi falan diye tartışmalar yapıyorlar. Hiç bilmiyorlar ya da bilseler bile üstünü örtmeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal aslında o toprakların savunulmasını 1917'de istiyor. 18'de ne oluyor? Tekrar gittiği zaman tam bir yıl sonra işte adamlar bir ayda Katma'ya kadar yani bugünkü Afrin'e kadar geliyorlar. Ordularımız perişan oluyor. Yine Mustafa Kemal'in becerisiyle İnönü'nün ve Ali Fuat Cebesoy'un becerileriyle savaşa savaşa geri çekiliyorlar ve o toprakları biz çok daha olumsuz koşullarda İngilizlere terk etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla onlar kazandıkları için Orta Doğu'nun bizim güney sınırlarımızın belirlenmesinde etken faktör onlar oluyor. Yani en son biliyorsunuz Kuvayi Milliye dediğimiz kuvvet bu bölgelerde ağırlıklı olarak milli sınırların tesis edilmesini sağlıyor. Tabii bu yani neyse 30 Ekim 1918'de ordular lağv ediliyor. Buna rağmen Mustafa Kemal daha Adana'dayken Ali Cenani Bey'e, Damar Arıkoğlu'na orada bir takım silahlar vermek suretiyle dört yolda mesela ilk kurşun sıkılıyor. 1918'in 19 Aralık'ında. Nereden bu? İşte silahları halka veriyorlar. Ve daha sonra da subaylar görevlendirecektir bu bölgede Kuvayi Milliye'yi örgütlemesi için. Şimdi onun biraz öncesinde, birkaç ay öncesinde 13 Mayıs 1918'de Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor. Haydarpaşa Garı'ndan iniyor. 13 Kasım. 13 Kasım, evet. Pardon. Haydarpaşa Garı'nda iniyor ve işte o bir istimbota binip karşıya geçerken işgal donanmasının, işgalci ülkelerin donanma gemilerinin arasından geçerken oradaki o geldikleri gibi giderler. Evet. Tarihi sözünü söylüyor. Cevat Abbas'ın anılarında evet. Var. Geldikleri gibi giderler. Bir yandan demek ki o istimbotta seyahat ederken Kurtuluş Mücadelesi'nin
ayrıntılarını da kafasında planlıyor olsa gerek. Yani bir ciddi bir öngörünün ötesinde bir kararlılık var. Tabii. Geldikleri gibi göndereceğiz onları kararlılık. Zaten Mustafa Kemal'in en büyük özelliklerinden birisi çok büyük bir öngörü sahibi olması. Yani bunu bütün savaşlarında görüyoruz. Yani her şeyi aşağı yukarı öngörüyor. Hatta Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam kitabında var. Orada Erzurum Kongresi'nde Zafer Bey bize diyor dişimizi sıkarsak 3 yıl lazım diyor. Bakın 3 yıl 1 ayda düşman denize dökülüyor ve arkasından bağımsızlık geliyor. Yani İstanbul'a geldiği zaman 6 ay süreyle Alev Coşkun'un çok değerli bir kitabı var 6 ay diye. İşte İstanbul'daki 6 ay sürekli temaslar, arayışlar, nasıl işin içinden çıkılırın hesabı içerisinde. Fakat Anadolu'ya bir görevle gitmenin kendisine çok büyük bir avantaj sağlayacağını bildiği için biraz sabırla bekliyor ve İstanbul'da çok büyük bir itibar kaybeden iddiatçı ekibin bir mensubu olmadığı için, çünkü 1909'da iddiatçıları eleştiriyor. Eleştiriyor ikinci kongrede. O ordunun siyaset dışına çıkartılmasını istiyor. Ve iddiatçılar onu tecrit ediyorlar. Yani Mustafa Kemal'i bir rakip olarak görüyorlar. Ve bu işin merkezinden uzak tutuyorlar. Biliyorsunuz Balkan Harbi'nin ikincisinden önce bir Gelibolu bölgesinde Şarköy'de Enver Paşa bir kolorduyla çıkıyor. Mustafa Kemal de Çanakkale, Gelibolu Yarımadası'ndaki kolordunun harekat subayı, kurmay subayı, karargah subayı. Ali Fuat Fethi Okyar da o kolordunun kurmay başkanı. İşte o çıkarma başarısız oluyor. Çünkü sabah 6'da Gelibolu'daki kolordu taarruz ediyor. Fakat 6'da çıkarma yapması gereken Enver Paşa kuvvetleri saat 11'de çıkarma yapabiliyorlar. Dolayısıyla 2 ay koordineli yapılması gereken iş koordinesiz olunca başarısızlık geliyor. Onun üzerine büyük çatışmalar yaşıyorlar orada. İşte Fethi Bey'in askerlikten ayrılması ve İttihat Terakki'nin genel sekreterliğine getirilmesi aşağı yukarı o dönem. Ardından da biri büyükelçi, biri askeri ateşe olarak Bulgaristan'a gidiyor. Yani bir yandan da hem Kurtuluş Mücadelesi'ni planlar ve icra ederken bir yandan da bu tür bir takım siyasi ve kişisel çatışmaların içinde de Mustafa Kemal. Tabii, yani Mustafa Kemal öyle tek bir noktaya odaklanmıyor. Hani o simültane satranç gibi farklı masalarda farklı hamleler yapmak zorunda. Yani Mustafa Kemal sürekli kafası bu vatan nasıl kurtulur'a çalışıyor. Yani bütün arayışı o. Aslında kabul etmek gerekirse bütün o 10 yıllık savaşın içindeki herkesin kafasında da o var. Yani o savaşa katılan büyük komutanların hepsini saygıyla anıyoruz. Onların hepsinin temel sahibi vatanın kurtarılması. Yani yolları daha sonra ayrılmıştır ama çok büyük emekleri olmuştur hepsinin. Temel düşünce bu vatanseverlik düşüncesi. Vatanı kurtaracağız diyorlar. Yani ne olursa olsun. Hiç öyle canlarını falan düşündükleri yok. Tabii canını düşünüp kenarda köşede çekilmiş bekleyenler de o vardır. Onları biz tanımıyoruz ama o savaşa katılanların hemen hemen hepsinde aynı fedakarlık var. Hepsinde aynı vizyon var. Ama kimisinin vizyonu daha dar, kimisi daha geniş. İşte en geniş Mustafa Kemal olduğu için hem önderlik olarak o bu işi sahipleniyor hem de daha ileriye götüren, cumhuriyete dönüştüren de o oluyor. Yani işte, Samsun'a bu koşullarda çıkıyor Mustafa Kemal. Samsun'a çıkmadan önce hem Ali Fuat Cebesoy'un kolordu komutanlığına giderken hem Kazım Karabekir'in kolordu komutanlığına giderken Erzurum'a
Atatürk'le yürüttüğü bir diyalog var. İşte İsmet İnönü'yle var, birçoklarıyla var. Neticede Samsun'a çıkılıyor. Samsun'a çıkıldığı zaman Mustafa Kemal çok güzel nutukta bir manzara anlatır. Gerçekten acıklı bir haldir o. Ordular dağıtılmış, bir grup yurtsever subay bulundukları yerde silahları teslim etmemenin kavgasını verirler o dönemde. Ve İstanbul'da değil yani sadece İtilaf devletleri, Anadolu'nun her yerinde orduları denetlemekle görevli. Yani topların kamaları sökülmüş mü, tüfeklerine, piyade tüfeklerine, mühimmata el konulmuş mu denetleme yapmaktadırlar. Hatta 1919'da Samsun'a gittiğinde orada işte İngilizler falan var. Tabii İngilizlerin... Yani... indiği zaman orada İngiliz birlikleriyle karşılaşıyor ve hatta orada Mustafa Kemal'i tutuklamak üzere emir almış İngiliz komutanlar var. Evet. Orada bir çatışma olasılığı bile beliriyor. Çok doğrulatamadım aslında. Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde bundan aşağı yukarı 15 yıl kadar önce bir makale yayınlandı. O makalede İngiltere'ye eğitime giden bir subayımız bizim oradaki tabur komutanıyla görüştüğünü, tabur komutanının Mustafa Kemal'den çok etkilendiğini, Mustafa Kemal limana çıktığı zaman askerlerinin limanda işte güvenlik maksadıyla hazır tutuyor, her birinin arkasında silahlı birer adamın olduğunu, onun için Mustafa Kemal'i tutuklamaya cesaret edemediğini, yargılandığını, fakat durumu anlattıktan sonra beraat ettiğini falan ifade ediyor. Tabii evet. Tek bir kaynak olduğu için. Evet. 1919'a kadar getirdik. Böyle koşullarda o hani İstiklal Meşalesi'nin ilk ateşini yaktığı noktaya kadar getirdik. Şimdi dilerseniz bir soluklanalım burada. Tamam. Bir kısa araya gidelim. Saatlerimiz 9.30'u gösterirken Sayın emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'la Cumhuriyet'in kuruluşuna Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Türkiye'yi, bu ülke topraklarını ve bu ülke insanını getirdikleri noktayı, o aşamaları anlatıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. 96. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet'i değerlendirmeye aranın ardından devam edeceğiz. KRT Televizyonu ve Yön Radyo'dan ayrılmayın. Tekrar merhaba. Saatlerimiz 9.36'yı gösteriyor. Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu en büyük bayramımızın sabahında KRT Televizyonu ve 96.6 Yön Radyo ortak yayınında birlikteyiz. Bugün özel bir konuğumuz var. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz'u ağırlıyoruz KRT stüdyolarında ve Cumhuriyet'in anlam ve önemini Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ülkeyi bu noktaya getiren Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başarısını ve bizlere emanet ettikleri kazanımları konuşuyoruz. Ahmet Bey, 1919'a getirdik. Evet. İstiklal Meşalesi'nin ilk yakıldığı noktaya. Ondan sonra hızla 1923'e kadar neler olduğunu bir özetleyelim. Yani şöyle, 3T dediğimiz işte halkla, orduyla temas, ardından teyakkuz, ardından teşkilat. Teşkilat başlangıçta reddi ilhak cemiyetleri, arkasından Büyük Millet Meclisi'ne kadar gidiyor biliyorsunuz. Samsun'dan sonra Havza, Havza'dan sonra Amasya, Amasya'dan Erzurum. Erzurum'a gittiği zaman artık bir Osmanlı paşası değil. Görevden alınıyor, kendisi istifa ediyor alınacağını bilince. Bir takım pazarlıklar yapmak istiyorlar, işte istifa et şunu. Veya ayrıl bir kenara, 3 ay istirahat verelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Fakat o mücadeleyi orada başlatıyor. Bir Osmanlı paşasından bir direniş liderine, bir devrim liderine. İsyancı bir askere dönüşüyor yani öyle diyelim. Ve Erzurum Kongresi'ni örgütledikten sonra işte orada söylüyor, 3 yıl dişimizi sıkarsak başarılı oluruz diye Sivas'ı organize ediyor. Büyük sıkıntılarla Ankara'ya geliniyor Aralık 1919'da ve Büyük Millet Meclisi
1920'nin 23 Nisan'ında açılıyor. Yani iki şeye çok dikkat ediyor. Bir diyor ki padişahı diyor hedefimize koyamazdık stratejide. İkincisi de diyor İngilizleri, Fransızları diyor öne çıkaramazdık. Yunan'ı ortaya, çünkü işgalci güç olarak o görünüyor. Ve adım adım şunu görüyor. Diyor ki biz diyor batılı milletler harp etmek istemiyor diyor. O halde bizim diyor karşımızdaki Yunan, biz de onu yeneriz diyor. İşte Kütahya Eskişehir, Kuvayi Milliye düzenli ordu dönemi, özellikle Kütahya Eskişehir muharebeleri esnasında Çerkez Ethem Yunanlılara katıldıktan sonra Sakarya'da gerileme durduruluyor. 22 gün gece orada kırık bir kaburgayla savaşı yönetiyor. Başkomutanlık kararı o dönemde çıkıyor biliyorsunuz. Ve halkın büyük bir topyekin harp kavramını o zaman görüyoruz. Sakarya'da düşman geriye atılıyor ama arkasından takip edilemiyor. Çünkü 100 bin kişilik orduyu 200 bin kişiye çıkarmak gerekiyor. Bu 10-11 ay sürüyor. Bütün milletin emeğiyle ve büyük taarruz, işte 15 gün hesaplamıştım ama diyor 14 gün, bir gün yanılmışım diyor öngörüsünde. Ve 9 Eylül'de arkasından Lozan geliyor. Fakat Cumhuriyeti kurmak tabii daha başka bir emek istiyor. Zihinler belirli kalıplara kenetlenmiş. Çok erkenden bunun bir cumhuriyet olacağı belli. Çünkü millet iradesine dayanan. Daha şimdi, Amasya'daki Tamim'den itibaren bunun bir cumhuriyet olacağı belli. Şimdi ben de tam o noktaya getirecektim lafı. Yani bir yandan bir askeri başarı sağlanırken o Anadolu'nun dört bir yanından kuvvetler örgütlenip onlar bir araya getirilip muazzam satranç hamleleri şeklinde o askeri başarı inşa edilirken bir yandan da Ulu Önder'in kafasında 1923'te ve sonrasında olacaklar da var. Siyasi planlaması, kurumsal planlaması, Cumhuriyet'in kurumlarını belki o günlerden şekillendiriyor kafasında. Ve geliniyor işte o 28 Ekim 1923 gecesine. Hürriyet gazetesi bugün çok güzel bir toparlama yapmış. O olayın geri planı, yani 28 Ekim'e gelen günlerde neler yaşandı? İstanbul, işte halife var o sırada, bir takım kurmayları onunla görüşüyorlar. Mustafa Kemal ondan rahatsız oluyor. O olayların perde arkası var ve kendi o çekirdek kadrolarıyla oturup o gece toplanıyor ve efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz lafını söylüyor. O kararlılığını hayata geçiriyor. Şimdi Cumhuriyeti kurduktan sonra yine önceden, yıllar öncesinden kafasında, hani derler ya böyle çekmecede, rafta hazır dosyaları çıkartıp askeri planlar öyle yapılır. Siz bizden daha iyi bilirsiniz. O planları hayata geçirme hamlesi başlıyor. 1923'ten itibaren yaptığı en önemli şey nedir Mustafa Kemal'in? Yani hani Atatürk devrimlerinden, inkılaplarından söz ediyoruz ama en önemli kazanımı nedir Cumhuriyet'in sizce? Ya bana göre Cumhuriyet'in en önemli kazanımı işte halkın iktidara ortak olmasıdır. Yani seçimler vasıtasıyla, tabii o günkü koşullarda iki derecelidir, tek parti sistemi vardır. Tamam, bunun için iki büyük denemesi olmuştur. Kendisi de zaten anılarında çok açık bir şekilde görüyoruz. Diyor ki içimde ukde kalan şey diyor çok partili sisteme geçememiş olmaktır diyor. Bence en önemli kazançlardan birisi medeni kanundur. Yani çünkü vatandaşların eşitliği o zaman geliyor. Yani kadın erkek eşitliği o zaman geliyor. Bugün Cumhuriyet deyince belki en önemli kazanım insanların seçme seçilme hakkını elde etmiş olması. Çok erkenden elde etmiş olması. Çağdaş ve muasır bir toplum. Muasır, evet. Bir de üretim tabii. Yani bilim hayatın merkezine giriyor. Üretim hayatın merkezine giriyor. Ve sanat hayatın merkezine giriyor. Bunlar kişiyi özgürleştiren, kendi ayakları üzerinde. İşte biraz önce konuşmamıza başlarken Cumhuriyet'ten beklenen meclis, reisi cumhur ve hükümetin görevi vatandaşın hürriyetini
emniyetini ve huzurunu sağlanmasıdır. Bunları şimdi, adım adım gerçekleştiriyor. Evet. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi bugün çok güzel bir şey yapmış. Son 17 yılda Cumhuriyet'e verilen hasarı özetlemiş. İşte Türkiye Cumhuriyeti ibaresi, TC ibaresinin tabelalardan kaldırılmasından tutun da andımızın yasaklanmasına, kurduğu 46 fabrikanın haraç mezat satılmasına, efendim dış borçların katlanmasına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır kumpaslara uğratılmasına ve zayıflatılmasına, hani emniyet dediniz ya, onun ortadan kaldırılmasına kadar ve bugün geldiğimiz noktada, bakın Cumhuriyet kutlamalarını biz yapmaya çalışırken bugün gazetelerin, pek çok gazetenin, yandaş gazetenin birinci sayfasında bundan böyle utangaçça söz edilmesi, adeta yani hani ya olmasa da olur muamelesi yapılması ve bakın bir tweet var. İstanbul'da önemli bir ilçenin, Başakşehir ilçesinin belediye başkanı atmış o tweet'i. O tweet'i getirelim arkadaşlar ekranlarımıza. Başakşehir ilçesinin belediye başkanı kimmiş? Sayın Yasin Kartoğlu. Cumhuriyet'le ilgili attığı tweet'e bakın. Tüm Başakşehirli komşularıma hayırlı haftalar diliyorum. Yarınki Cumhuriyet Bayramı törenlerini ve faturalarımızı ödemeyi unutmayalım. Şimdi burada espri yaptığını zannediyor bu beyefendi ama Cumhuriyet Bayramı'nı bizler anarken böylesine alakasız meseleleri, işte faturalarınızı ödeyin vesaire gibi şeyleri öne çıkartarak Cumhuriyet'in anlam ve önemini sulandırmak ve itibarsızlaştırmak gibi bir çaba içindeler. Bugün geldiğimiz noktayı da kısaca sizden bir değerlendirme alarak toparlayalım isterseniz. İşte maalesef yani bu insanlar bugün seçilmiş olarak oralara geldiklerini, nasıl geldiklerini unutuyorlar. Yani İstanbul'da belediye teşkilatı yoktu 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman. En son belediye teşkilatına geçen yer saltanatın başkenti olduğu için İstanbul'du. Başakşehir diye bir belediye olmayacaktı. Saltanat devam etseydi belki de. Yani kendisi de belediye başkanı olamayacaktı. Tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen bu hatalara düşer. Yani nerede, nasıl bir ülkede yaşadığımızı bilmiyor. Bunlar kusura bakmasınlar, çok cahil insanlar, ön yargılı insanlar. Aslında şu yaşadığımız, son dönemde yaşadığımız süreç çok net bir şekilde Atatürk'ün değerini ortaya koydu. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktığında habire ülkenin bağımsızlığından bahsediyor. Bağımsızlığı Atatürk sayesinde kazanmıştık. Onu doğru anlamadığımız için kaybettik. Bunun bilincinde değil adamlar. Böyle günübirlik şeylerin peşinde koşuyorlar. Bugün mesela çok üzüntü verici bir şey. Cuma hutbesinde Atatürk'ün kurduğu Diyanet Cumhuriyeti ağzına almıyor. Evet. Halbuki Nevşehir Valiliği mesela bugün yapılacak yürüyüşe adeta bir gösteri yürüyüşü, protesto yürüyüşü muamelesi yapıyor ve yasaklıyor. Çünkü Cumhuriyeti özünden uzaklaştırdıklarını, biraz önce ifademizde yer alan vatandaşın hürriyetini sağlama görevini kendilerine zarar verir kaygısı içerisinde ele alıp değerlendiriyorlar. Böyle bir paradigmaya, böyle bir İslami tabirle asabiyete ulaşmış durumdalar. Aslında iflas ettiklerinin farkında değiller. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani sen kendi vatandaşının özgürlüğünü kullanmak için varsın. Bütün devlet bunun için var. Ama ondan korkar hale geliyor. Neden? Çünkü biliyor kendi yaptığını. Yani bakın bunları konuşuyoruz da Zafer Bey, bir şey söyleyeyim ben. Ekonomik olarak bakın 3 milyon trahomlu, 2 milyon sıtmalı vardı Cumhuriyet kurulduğu zaman. Harpte 10 yıllık savaştan çırpmış harpte kim bilir kaç kolu bacağı eksik insanımız vardı. Şimdi bunların hepsini bu insanlar unuttular ve 60-70 milyar dolar Cumhuriyet'in kazanımlarını sattılar. İşte IMF borcu ödedik diyorlar. O 20 milyar falandı zaten IMF evet. Borcu. Bir ekonomik rakam vereyim ben size. 1923'te Cumhuriyet kurulduğu zaman gayri safi milli hasılası kişi başına 700 dolar. Batılılarda bu 6000 dolar. 1938'e gelindiğinde 1929 ekonomik buhranının da getirdiği bir sonuç olarak
Batılılar 4800 dolara düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 1710 dolara çıkıyor. Evet. 15 yılda. Yani kazanılan başarının hem askeri başarının hem sosyal başarının hem ekonomik başarının boyutu ortadayken o kazanımları, o sarılan yaraları unutup bugün Cumhuriyeti bambaşka bir anlayışla unutturmaya çalışanlara da ibret olsun diyelim bu verdiğiniz sayılar. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür maalesef ederim. Maalesef vaktimiz bu kadar. Ama o yüce insanlara müteşekkir olduğumuzu bir kez daha beyan ederek isterseniz kapatalım bugünkü yayını. Evet, ben de hepsine saygılar sunuyorum. Önlerinde eğiliyorum. Peki. Saatlerimiz 9.49'u gösteriyor. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizlere emanet ettikleri ve ilelebet yaşatmamızı istedikleri ve bizlere bugünkü topraklarda, bugünkü devirde hür, bağımsız olarak yaşama hakkını tanıdıkları Cumhuriyetimizin 96. yılını bir kez daha kutluyoruz. Hepsine rahmet, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ve yaşayacak Cumhuriyet Zafer Bey. Yaşayacak yani, hiç kimse şüphe etmesin. Evet, ilelebet payidar kalacaktır şiarını hayata geçirmeye bir kez daha söz veriyoruz. Hepinize mutlu bir bayram dileğiyle burada son veriyoruz. Hoşçakalın.